Gözde Hanım. Biz gerçekten yani hani bekliyorduk, eğer biz elenseydik gerçekten yani şu duruma gelmeyecektik. Ben bir şey rica etmek istiyorum herkesten. 108 puanla sizde 3. olan takımsınız. Evet, ben yani hani Aslı'ya da söylemişim. Biz gerçekten inanılmaz derecede ruhen çok yorulduk. Biz bu hakkımızı Fatma Gül'den kullanmak istiyoruz. Eğer herkes de kabul ederse. Ne demek? Ne hakkı? Ne hakkı? Nasıl yani? Hani biz çekilmek istiyoruz. Hayır ya. Sakın. Gerçekten. Hani. Yani gerçekten çok yorulduk. Yani benim de bir iş yerim var. 2 tane iş yerim var hatta. Aslı'nın da öyle. Hani biraz zor gelecek ama gerçekten buradaki herkese çok alıştık biz. Ama biz gerçekten çekilmek istiyoruz. Aslı? Evet. Gerçekten. Yani biz birlikte geldik. Birlikte gideriz. Aynı şekilde benim de öyle. Bu zor bir karar oldu bizim için. Biz vedayı çok yaptık burada. Yani ben buna rağmen hiç ağlamıyorum. Sen niye zor, ağlıyorsun? Zor yapmayayım. Bizim hakkımız elenmekti. Ben haftalardır dua ediyorum. Lütfen bir dakika arkadaşlar. Çetin Bey bir dakika. Fatma abla gerçekten çok mücadele ediyor. Gerçekten hasta haliyle olsun, koşuşturması olsun. Yani çok çaba sarf ediyor. Hani onun da burada biraz daha kalmasını gerçekten istiyorum. Taner, çaba sarf etsen ne olacak bu adama? Sen değiştirirsin, boşver Fatma abla. Tabii canım. Sonra değiştirir. Ne değiştirirsin? Biz elendik. Elendik mi elendik? Sen olduğun yerde kal. Kurban olayım, yani bana kötülük yapıyorsun. Hanım, böyle bir şey olursa. Bir saniye arkadaşlar. Aslı, senin de kararın bu yönde mi? Sen de çekilmek mi istiyorsun yarışmadan? Evet, ben de çekilmek. Emin misin? Evet, gerçekten Gözde Hanım. Çekilin deyip de çekilebiliyorsa o zaman ben de çekilmek istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Lütfen sessiz olun. Adam Bey, Ayşegül Hanım, Muammer Bey, Tuba Hanım. Öncelikle lütfen kendi aranızda konuşup bu durumu bir değerlendirir misiniz? Ama şey yani gerçekten rica ediyoruz hani gerçekten. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşandı, kabul edilmedi. Hani ama artık gerçekten. Bir kabul edin hocam. Yani biz kabul etsek de o gitmek istiyor öbürü. Yani bunu nasıl durdurabilirsin ki? Onun en tabii hakkı şu an gitmek. Yani bu en masanın. Tabii hakkı ama ben. Ama o da gitmek istemiyor ki. Ama biz engel koyamayız ki. Bu sefer çeker o da gider. Tamam gitsin o. O gidebilir. Fatma başka biriyle yarışır. Anladığımız kadarıyla Çetin Bey Fatma Hanım'la yarışmaya devam etmek istemiyor. Hatta yarışmaya devam etmek istemiyor. Evet. Ruhsal yorgunluklarından ve işlerine geri dönmeleri gerektiği için Taner ve Aslı kat'i sürette veda etmek istediklerini söylüyorlar. 104 puanla sonuncu olan takım, 108 puanla 3. olan takım. Fatma Hanım'ın kalmak istediğini biliyoruz. Ne yapmalıyız? Kararınızı lütfen hızlı bir şekilde verin. Vallahi onu söylüyorum ben de Adnan Bey'e. Şimdi burası tamam, gitmek istiyorsa gönderelim, onlar kalsın, kalmak istiyorsa, ama esas gitme hakkı onun. Orası kabul etmiyor. Ben gideceğim diyor. Şimdi o ben gideceğim deyince bize burada söz hakkı düşmüyor orası yani. Orası da kalmak istiyor. İkisi de %50 %50 hakkı var. O da yarışmak istiyor, devam etmek istiyor Fatma Hanım. Bir partner bulalım Fatma'ya. Ben çekileyim. Fatma Hanım, siz devam etmek istiyor musunuz yarışmaya? Ben devam etmek istiyorum ya. Ben Çetin, devam etmek istiyorum. Verme. Bir sakin. Fatma Hanım devam etmek çünkü istediği sürece yeni bir partnerle yarışmaya devam edecektir. Fakat çekilme kararlarına ne diyorsunuz? Kabul ediyor musun? Yani daha önce de böyle çekilme kararları oldu. Hayatla Özlem hatta en yakın. Yani hepsinin iş yerleri var. Burada uzun süre kalıyorlar. Biz de onları çok seviyoruz tabii ki. Ama gitmeleri gereken bir işleri varsa, psikolojik durumları da buna müsaade etmiyorsa, bir süre dinlenmek istiyorlarsa WhatsApp hatlarımızdan da geri gelebilirler. O yüzden ben onlara bırakıyorum kararı. Tabii ki de size daha önce kapımızın açık olduğunu söylemiştik. Evet, biz de geri gelmiştik. Sizin için de arkadaşlar aynı şey geçerlidir. Son defa soruyorum, emin misiniz? Emin. Ama gerçekten inanmamız lazım, anlamamız lazım. Sebep hani benim psikolojim bozuldu, canım sıkıldı. Hadi gideyim ne olmaz. Yok. Şimdi daha önce Özlem'le Hayat'ın çocukları okula başlamıştı. Ciddi sıkıntı yaşıyorlardı falan. Ailevi durumlar vardı. Şimdi hocam, biraz bilmemiz lazım. Annem babam evde tek. Yani hani benim bütün kardeşlerim, abilerim hepsi evli. Onlara da bakan yok. Canım o zaman sen bu hafta gittiğinde hemen Elvan'ı çağır, at nikahı, anneni babanı bırak onu. Evlenelim biraz da çünkü annem babam yaşlı yalnız olduğu için biraz. Yalnız farkında mısın, gözyaşları içerisindesin şu an. Ama Aslı da çok gitmek istemiyor gibi geliyor bana. Yok, ben gerçekten gitmek istiyorum çünkü senin çok sebebin yoruldum.
Benim özel bir sebebim var. Söyleyemeyeceğim bir sebebim var. Hı-hı. Peki anlayışla karşılamak düşüyor bize. Bu durumda ilk gerçekleşiyor ve kuaförüm sensin ve ilk defa veda eden... Aslı, sen gitmek istediğine emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Ya buradan ayrılacağım sizin arkadaşlarımızdan. Hani ondan dolayı da. Herkese çok alıştık onunla. Hayır, neden onlar ayrılıyorsun duygulanınca diyor. Biz de duygulandık. Ha, neden ayrılıyorum? Karıştırdın sen. Benim özel aile servisim. Efendim? Aile servisim benim var o yüzden. Sağlıkla ilgili değil, değil mi? Özel başka bir ailesel... Evet. Biz birlikte geldik, birlikte gideriz zaten burada. Öyle ayrı ayrı gayrı olmaz. Eş değişikliği falan asla böyle bir şey... Yani senin ailevi özel sebebinden dolayı da Taner bırakıyor olabilir mi? Yok, yok hayır, yok. Öyle de bir şey yok. Taner bana haftalardır gidelim diyorum. Diyen kişiydi zaten. Yani hani ailenden dolayı. Kaç haftadır gidemiyorsun Adana'ya değil mi? Evet, gidemiyorum. Annem babam evde tek. Bir gözden gidelim, geri geliriz. Fatma abla da bugün kendini yeterince gösteremedi. Hı hı. İnsanlar onu da sevdi. Bu sizin için bir sebep olamaz. Arkadaşlar, hırsla ve rekabetle haftalardır yarışıyorsunuz burada. Kaç haftadır buradasınız şaka bayağı maka? Oldu, gözden bayağı oldu. Yani 14-15 Adana'ya da gidemiyorum. Bir de benim annem babam Sivas'a gidiyorlar sürekli. Ev de tek, iş yeri de tek. Anlıyorum, ondan yapacağım. Peki. Bakalım jüri bir karar. Hı hı. Umarım hepimiz yönünde almışlardır. Çetin Bey, size de sormak istiyorum. Siz neden gitmek istiyorsunuz? Psikolojim inanılmaz bozuldu artık. Yani o Fatma ile olmuyor. Ha, başkasıyla olmuyor. Çok iyi olacaktı. Sen olmuyorsun. Ya eğer şu şansınız varsa devam etmek isterim. Başka bir partnerle. Ona başka partner, bana başka partner devam edeyim. Ama Fatma'yla burada yürümüyor. Ya beni gerçekten şu an elendiğim için o kadar mutluyum ki anlatamam size. Ama Taner haftaya yap bunu, kurban olayım. Peki ya, siz çekilmek istediğiniz için biz bu kararı jüriye Fatma'ya bir tane ayarlayın, partner ayarlayın. Ben de gideyim. Bence düşün biraz daha. Ben gideyim. Şu an sinirle de bunu yapıyor olabilirsin. Yani Fatma'ya rakip olarak yarışmayı başka bir... Makyaj sanatçısıyla... Devam ederim. Öyle ama bir şansım elendiniz. Varsa başlayalım. Sen inanıyorsun yani yapabileceğim. Peki, çekilme sebebinizi açıkladınız. Fatma Hanım'la devam etmek istemiyorsunuz. Evet. O yüzden gitmek istiyorsunuz. Evet. Ya Fatma kalmak istiyorsa Fatma Hanım'la birini ayarlayın. Kalsın, ben gitmek istiyorum. O seni ilgilendirmiyor. Oradan bir çık. Peki, jürimizin kararını alalım. Ne diyorsunuz efendim? Biz de aramızda konuştuk, tartıştık. Taner'le Aslı'nın gitme kararını onaylıyoruz. Madem bu kadar önemli bir sebebi varmış, özellikle Aslı'nın ailevi bir sebep. Öncelikle aile bizim için önemli. O yüzden bu kararını saygıyla karşılıyoruz. Çetin'le Fatma'ya gelince daha önce de Tevfik çekilmişti, Murat çekilmişti. Dolayısıyla bu tip uygulamalarımız var. Çetin gitmek istiyor. Onun da eğer Fatma kendiyle birlikte yarışacak, anlaşabileceği, puanlamada olsun, konuşmada olsun, söz hakkı vereceği düzgün bir partner bulursa Fatma Hanım da devam edebilir. Ne diyorsun? Çetin de çekilebilir. Ya ben bir kere, çünkü Çetin'in zaten söz hakkı falan da yoktu. Yani puan hakkı. Ben bir de zaten biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Ne model ne yarışmacı. Çekilmek isteyen arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Aile bir sebepler ya da ne sebep olursa olsun. Fatma Hanım, ne diyorsunuz? Ya ben devam etmek istiyor musunuz? Tabii ki devam etmek istiyorum ama genç birisiyle, böyle artık yıllardır meslekte yaşlanmış değil de hani böyle vizyonu, enerjisi genç olan birisiyle devam etmek istiyorum. Peki, yani anlıyoruz ki siz yarışmadan çekiliyorsunuz. Siz de 114 puan haftanın ikinci olan takımsınız. Tebrik ediyoruz. Fakat şimdi veda zamanı, hem de 3 kişiye birden. Vedalaşmak ister misiniz? Tabii ki de. Buyur. Tabii ki de isteriz.
kardeşim. O yüzden bu kadar severim seni, biliyor musun? Teşekkür ederim. Ya Muammer Hocam, bak ben gidiyorum be. Sonunda istediğiniz oldu. Ay döner. Hadi gidin artık, çok ağlattınız bizi. Efendim, bir ilk gerçekleşti. 4 haftadır yarışan bu 4 takımdan bugün 3 kişiye birden veda ettik. 3 hafta kimse elenmeyince bugün 3 kişi birden. Evet, böyle oldu. Taner ve Aslı çekilmek istediler. Haklarını Fatma ve Çetin'e devrettiler. Çetin Fatma Hanım'la yarışmaya devam etmek istemedi. Kendisi ayrıldı aramızdan. Fatma Hanım yeni bir partner arayışında. Bakalım bizi nasıl bir hafta bekliyor. Kuaförüm sensin. Çetin Fatma 104 puan, Taner Aslı 108 puan, Hayat Özlem 114 puan, İsmihan Abdullah 133 puan. İkinci oldunuz, 10 bin lirayı kazandınız. Hareketli bir hafta geçirdik. Önümüzdeki haftayı merakla bekliyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşça kalın. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.